Evet arkadaşlar, ben sizlere şimdi birazdan bir resim göstereceğim. Resmi görünce ne olduğunu siz de çok hızlı bir şekilde anlayacaksınız zaten. Ama videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup ve videomu beğenmeyi unutmayın. Çünkü 2019 seçimlerinde Büyükşehir Belediyelerini CHP'ye kaptırdık. Sosyal medyada çok güçlü oldukları için bizim de 2023 seçimlerine hazırlanıp onlara gerekli cevabı vermemiz ve bir sürü kişilere de ulaşmamız sebebiyle kanalıma abone olup ve videomu beğenmeyi unutmayın. Eğer video beğenilmeyince YouTube arka sayfalarda yayınlıyor ve emeğimiz boşa gidiyor, zayi oluyor. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederim. Biz de birbirimizi desteklememiz gerek sosyal medyada. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz bu resimde soldaki kişi ve sağdaki kişi, tabii bu Erdoğan gelmeden önce, soldaki kişi ve sağdaki kişi ortadakine şeriatçı, yobaz diyordu. Sağdaki soldakine ajan diyordu. Ortadaki her ikisine dinsiz diyordu. Erdoğan gelince hepsinin aslında aynı kaynaktan beslendiği, kardeş olduğu ortaya çıktı. Yok aslında birbirlerinin birbirlerinden farkı olduğu belli oldu yani. Şimdi arkadaşlar, soldaki kişi Sezgin Tanrıkulu, zaten biliyorsunuz, gözlüklü olan CHP milletvekili. Kendisi İHA'larımız ve SİHA'larımız için ağza alınmayacak çok kötü, pis yani sözler sarf eden kişi ve aynı zamanda Öcalan'ın avukatlığını yapmış kişi. Sağdaki kişi ise Osman Kavala. Osman Kavala'yı biraz araştırdım. Yani ama öyle yetiştirmişler ki bu kişiyi, sosyal medyada, Wikipedia'da okuduğum, izlediğim, gitmiş olduğu okullar, yapmış olduğu icraatları, insanın aklı duruyor. Yani bu kişiyi yıllarca nasıl beslemişler, nasıl desteklemişler, nasıl bu insanı, yani Türkiye'nin başına, yani ilmik ilmik ölmüşler bu belayı, insan şok geçiriyor. Wikipedia'dan okuduğum bilgiye göre Osman Kavala bir kahraman görünümlü. 2 Ekim 1957 Paris doğumlu. Türk iş insanı, hak savunucusu ve hayırsever diye yazmışlar. Yani yazılarında 1990'ların başından beri birçok sivil toplum kuruluşlarına destek olmuş birisi. 2002'den beri kar amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kültürü Kurucusu'nun yönetimi kurulu ve başkanıymış bir de. Hem yönetim kurulu hem başkanıymış. Şimdi bu arkadaşın okumuş olduğu okullara bakıyoruz. Robert Koleji, Nivşol, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Yani o kadar, yani Türkiye'yi karıştırmak için o kadar eğitimlerden geçirmişler, süzgeçlerden geçirmişler. Dernekler kurmuşlar, Alman vakıfları ve yurt dışıyla temaslı, hani Avrupa'daki Türkiye'yi karıştırma, hani edek odaklı eylemlerin, hani derneklerin başlarında hani maddi manevi her türlü desteklere vere 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 bu insanı Türkiye'nin başına büyük bir belayı musallat etmek için adeta bunun için yetiştirmişler. Ve gezi olaylarında da en büyük etkiyi gösteren, halkı sokağa döküp belediye araçlarını, polis araçlarını, tomaları yakan, yıkan, yani çok büyük hasarlar verdiren kişilerin en başında bu Osman Kavala denilen iki yüzlü geliyor, şeytanın önde gideni. Tabii siz Google'dan araştırdığınızda bu kişiyi Cumhuriyet, Sözcü, Halk TV, Fox tarafından bakarsanız kahraman ilan ediliyor. Kahraman gibi gözüküyor ama bunu gerçek araştırdığınız zaman iki yüzlü vatan haini, ülkeyi bölmek, karıştırmak, her türlü pis, kirli eylemlerin içerisinde olduğunu siz daha iyi anlayacaksınız. Diğer kuruluşlardan eğer bakar araştırırsanız. Şimdi ortadaki kişi de zaten bildiğiniz gibi HDP milletvekili. Güya dindar, güya İslamiyetçi. Erdoğan karşıtı, Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen, zaten HDP'den ne beklenir yani? Üç benzemedik, birbirini beğenmeyen, birisine birisine yobaz, birisine birisine ajan, birisinin birisine hani
teşhir ettiği üç benzemedik Erdoğan sayesinde aynı tezgahta kumaşlarının dokunduğunu hepimiz daha net anlayabiliyoruz. Ve Türkiye'nin başına nasıl bir bela, nasıl bir musallat için bu kişiler özellikle seçilip ülkeyi karıştırmak ve ülkenin ekonomisini bitirip bölme, parçalama siyasetinin bir devamı olduğunu anlamak hiç de zor değil aslında bu kişileri araştırdığımız zaman. Nasıl yan yana da geliyorlar HDP, CHP ve batılı güçler Osman Kavala aracılığıyla. Çok hin, çok hain, çok gaddar, çok zalim kişiler bunlar. Çok tehlikeli. Bunlar insanı çok, şimdi söylemeye dilim de varmıyor, çok zararlar açacak insanın, çoluğunu çocuğunu yetim öksüz bırakacak vicdansız zalim insan.